İzmir'de para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Gaga Bulut'a kaplı Bulut Altu. 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir'de sosyal medya fenomeni olarak bilinen Gaga buluta kaplı bulut altı, özellikle kordon boyundaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ ve görüntüleri çeken FBB İfade için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Altuğ tutuklandı, görüntüleri çeken FBB tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Altuğ ve FBB hakkında dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Bulut Altuğ serbestle cezaevinden katıldı. Tutuksuz sanık FBB ile tarafların avukatları hazır bulundu. Çektiği görüntülerden dolayı pişman olduğunu söyleyen Altu, ben bu tür videolar çekmiyordum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu görüntüleri çektiğim için pişmanım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine çektim. İlk defa böyle bir şey yaptım ve başım yandı. Tahliye ve beratimi istiyorum dedi. Diğer sanık FBB, olayda suçunun olmadığını iddia ederek, görüntülerdeki mağdurların 18 yaşından küçük olduklarını bilmediklerini söyledi aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıkların küçük çocuklara karşı işlediği suç nedeniyle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma Savcısı Esas'a yönelik verdiği mütalasında sanıkların cinsel istismarı azmettirme suçundan beraatlerini isterken, müstehcen görüntüleri yaymak suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altua, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik cinsel istismarı azmettirme suçundan her mağdur için 8'er yıl ve müstehcen görüntüleri yaymak suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca bin gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin Türk lirasına çevrilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanık FBB'ye de 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik cinsel istismara azmettirme suçunda 6 ay yardım etmesinden dolayı her mağdur için 4'er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası verdi. Müstehcen görüntüleri yaymak suçundan beraat eden tutuksuz sanık FBB, kararın kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek